Değerli 4Life TV izleyicileri, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sürekli yayına devam ediyoruz bu aralar çünkü söylenecek çok şey var, anlatacak çok dert var. Dert, dediğim gibi Neşet Ertaş'ın dertlerinden, aşk da bir dert, sevgi de bir dert. Önemli olan bunları çözmek. Bugün çok değerli bir konuğum var, yazar ama aslında işletme kökeninden gelip sonra hayatına yepyeni dünyalar açıp, kendini bilmek, kendini bulmak üzerine çalışmalar yapıp koskocaman bir dünya kuran ve şu anda bana da çok teşekkür ediyorum, getirmişim kitabını. Zizero, ki Zizero'nun ne olduğunu birazdan açıklayacağız. Müjde Alganer burada, çok sevgili arkadaşım. Müjde hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Zizero ile başlayalım mı? Zizero, Zizero, Zizero bu kelime nedir, nedir, nedir falan diye biz bir hayal ettik tabii önce. Zizero Kıbrıs Türkçesinde Ağustos Kıbrıs Türkçesinde Ağustos böceği demek. O müthiş zı 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 sesini çıkartan varlıkların ismi. Sen anne tarafın Kıbrıslı değil mi? Annem Kıbrıslı. Kıbrıslılar Kıbrıs diyor ya. Evet evet. Yani çok güzel bir devrik yapıları var onların, konuşma şekilleri ben var. Seviyorum. Ben çok seviyorum. Farklı böyle. Ve oraya gidince de onlar gibi konuşmaya başlıyorum işin ilginci. Akrabalar falan orada tabii. Evi kısım akrabalarımız, dostlarımız var evet. Zizero Cırcır Böceği'nden başladı da Cırcır Böceği'nin bir romanın kapağında ne işi var? Evet aslında o içeride tabii ki yakından görüleceği üzere o aslında bir metafor. Zizero benim kızımın ergenliği sırasında onunla yaşadıklarımızdan ilham alarak yazdığım bir kitap aslında. Tamamen kurgu olmasına rağmen ve bu tembel Ağustos böceklerini tabii ki burada bir benzetme olarak kullandım. O yüzden de kitabın adı Zizero. Ela'nın jenerasyonuna evet. Tembellik. Evet bu Z kuşağı çok maalesef çok farklı bizim kuşakta. Biliyorsun. Gerektiğini gerektiği zaman yapıyorlar. Biz yoruyorduk kendimizi gerçi herhalde biraz. Biz daha çok sorumluluk hissediyorduk zannediyorum. Biz daha farklı bir takım sorumlulukları da bizden istenmese bile taşıyabiliyorduk. Ben o konuda babamla bir kere öyle bir tartışmamız oldu. Ya dedim böyle bir evlat mı yetiştirilir? Ne oldu oğlum ne yaptık dedi. Dilenci gelse sadaka istese kendimi sorumlu hissediyorum dedim. Yani bizim jenerasyon biraz öyle. Biz ailelerimizden, atalarımızdan onları gördük abi. Şimdikiler daha rahatlar gerçi, evet. Daha rahat. Evet, birazcık da bizim yetiştirme usulümüzden kaynaklanıyor bu. Önlerine belki de onlar istemeden ya da çabalamadan birçok şeyi sunmamız ya da kendi yaşamadıklarımızı onları yaşatarak onları daha mutlu edeceğimize inancımız var bunun arka planında. Bu da aslında birazcık tabii ki belli bir süre sonra güdükleşiyor. Ve onun kendi hayallerini gerçekleştirmesine çabalayarak engel oluyor. Bunu çok yakından gözlemledim kızımın yetişme sürecinde. Bunları paylaşıyorsun. Bu dördüncü kitap galiba. Dördüncü kitap evet. Yeni bir tane daha var şu anda bir çalışma evet, şu var. Evet. Daha önceki bir de üç tane var. Üç tane onlar var. Da, onlar da neydi? Onlar ikisi romandı, bir tanesi hikaye kitabıydı. Hikaye. Evet, hikaye de yazıyorum ben aynı zamanda. Roman çok uzun soluklu bir proje, hakikaten bir aslında hammallığı işi. Kurgu, kurgu biraz olay, olay örgüsü, karakterler, dil, üslup. O kadar çok farkındalıklı olmanız gereken alan var ki bir romanı yazarken. Ve uzun soluklu bir iş, belli bir zamanda yayılması lazım. Yani 6 ayda ben bir roman yazılacağına inanmıyorum. Sen zaten bu, şu anda yazar... Yazar koçluğu yapıyorum, editörlük yapıyorum, geliştirici editörlük yapıyorum. Eğitimlerini veriyorsun. Birebir çalışıyorum ben genelde. Yeni yazar adaylarıyla daha çok hayatını yazmak isteyenler, otobiyografi yazmak isteyenler, foto öykü kitabı yazmak isteyenler, yaşadıkları bir olaydan yola çıkarak örneğin normal doğumla ilgili bir kitap yazmak isteyenler, ya da tiyatro oyunları yazmak isteyenler. Temalarla gibi. Sana mı geliyorlar? Yani ben yani genel anlamda yazar olmak istiyorum, yazar statüsünde çalışmak istiyorum diyen birileri mi geliyor yoksa ben hayatımı yazacağım, nasıl yazacağım diye mi geliyorlar? Hepsi geliyor. Yazıp da gelen var. Ben şöyle bir şey düşünüyorum, böyle bir projem var deyip de gelen var.
İşte benim şöyle şöyle üretimlerim var deyip gelen ama başka bir şey yaptığımız yazar adayları var. Çok değişik yazar adaylarıyla bugüne kadar çalışma imkanım oldu. Hepsi de çok farklı şeyler kattı bana. Sen yazarlık hakkında ne düşünüyorsun? Yani senin bu yola girişin, çünkü sen aslında benim bildiğim hani Türkiye'nin en zor okullarından biri oldu. ODTÜ işletme mezunu falan, bankacılık yapmış falan bir kariyer yapısından çıkıp yazarlığa dönüp sonra yazar koçluğuna dönüş. Evet. Bu süreçte yani biraz bahsedersen, çünkü birçok bankacı arkadaşlarım falan var. Onlar da yazmak istiyorlar. Onlara en azından belki örnek oluruz. Yani, yani şöyle aslında şimdi çalışmak, evet hayatımızın hedefi mi diye sordum kendime. Ben çalışıyorum, gidiyorum bir mesaiye, orada zamanımı veriyorum ve para kazanıyorum. Bir ailem var ama benim bütün hayat amacım bu mu? Ben hayatta başka bir değer katmak istiyorum. Başka bir yandan hayatla temasa geçmek istiyorum demeye başladım bir yaşımda ben. Ve böyle böyle ben ne yapabilirim diye yola çıkarak bu yönümü keşfettim. Ve bunun için kendime yatırım yapmaya başladım. Çünkü ben okulu bitirip düzgün bir işe girmek, hayatımı kurmak üzere kurgulanmış bir gençtim. Oysa benim amacım hayatı da keşfetmekti. İşte o belli bir noktayı aştıktan sonra şimdi ne yapacağım peki? Bu keşifler de bir kenarda kaldı deyip kendimi böyle eğitimlere adadım. Senaryo eğitimleri, film yönetim eğitimleri, editörlük eğitimleri ve bunun bilim çeşitlerine kendimi adadıktan sonra bir de baktım ki ben bu işin teknik kısmını öğrendiğim gibi kendim de bu yolculuğa çıkmışım. Yazıyorum ve başkalarına da faydalı olabiliyorum. Ondan sonra da tabii insan kaynaklarında devam ettiğim kurumsal işi bırakıp tamamen buna yöneldim. Bundan sonra bunu yapacağım dedin. Bundan sonra bunu yapacağım dedim. Bu benim paralel bir kariyerim oldu hayatımda. Mutlu musun? Çok mutlu. Önemli olan o. Yani hani doğru iş mutlu olduğun iştir yani. Mutlu olduğun şeyi yapıyorsan zaten iş yapmıyorsun, yaşıyorsun. Evet. Yaşadığın şey de sana hem mutluluk getiriyor hem de gelirini de dengeliyor. Aynen. Keyifli bir şey. Bu süreçte peki toplum baskıları, yine standart hani bu, ya bu ülkede biraz zor şeyler vardır ya, bir kadının işini bırakacaksın, başka bir şey seçeceksin falan filan. Evet. Bunlar bu çevreden tepkiler geldi mi? Sen de benim bildiğim gibi herhalde, yani bildiğim kadarıyla ben de öyleyim işte. Memur çocuklarıyız. Bürokrasi içerisinden. Sen de Ankara kökenlisin bu konuda. Şimdi Ankara'daki o bürokratik memur zihniyetli yapıdan yetişmiş insanlar olarak yeni dünyalara açılmakta falan filan destek oldu mu herkes sana? Destek yoksa oldular. Karşı çıkanlar var mıydı? Destek oldular. Ama tabii ki bir ezber bozuyorsunuz sonuçta. Ezber bozarken bizim müjde bunu yapar mı? Yani ya da işte ne kadar kazanıyorsun ki sanki bu işten gibi. Ben kendi işimi yapsaydım bunun işte bilmem kaç katını kazanabilecekken ben daha azla ama daha keyif aldığım zamanlar geçirmeyi tercih ettim. Çünkü yaşam süresi sadece parayla ölçülen bir şey değildir. Aldığınız manevi haz ve kendinizi gördüğünüz farklı sahneler ve bu sahnelerdeki başarılarınız eminim para kazanmaktan çok daha önemli oluyor. Onun için mesela işte herkes belki dizi seyrederken ben onlarla dizi seyretmeyip odaya çekildim. Yalnız kalmayı tercih ettim. Belki de onlardan esirgediğim bir tek buydu. Birazcık zamanı kendime fazla ayırdım diyeyim. Kendine ayırdığın zaman aslında üretime ayırdığın zamandı. Yani öyleydi. Aslında evet. O kendine ayırdığın dediğin zamanda biriktirdiklerini yine başkalarına da fikir vermek için bir paylaşım açıyorsun. Evet, her şey birbirini besledi, evet. Yani geldiğim noktadan memnun olduğumu söyleyebilirim. Alkışları beğeniyor musun peki? Yani nasıl geri dönüşler? Alkışların hiç peşinde değilim. Çok samimi bir öğretmen mesela beni arıyor. Ta Samsun'dan kitabınızı okudum. Ve o kadar etkilendim ki orada kendimi gördüm dediğinde benim için en büyük alkış mesela bu oluyor. Zaten kendinden bir şey bulamazlarsa okumuyorlar insanlar. Yani o yüzden biraz hayatın içinden anlatmak ama farklı bakış açılarıyla da göstermek gerekiyor. Ben de yazdığım için biliyorum. Evet. Ya ben şehirli kadın. Şehirli kadının çıkmazları. Şu içinde yaşadığımız kısır döngüleri, kadın erkek ilişkileri. Sen uzun süre bir de karşıda, yani biz karşıda derken biz Anadolu tarafındayız şu anda.
Avrupa yakasında da yaşadım. Evet. Orada hayat daha böyle bir boğulma. Ben yaşayamıyorum orada. Yani böyle böyle incik incik falan filan bir hayat evet, var orada. Evet. Ve orada yaşamak biraz daha zor herhalde değil mi? Yani bir kadın için zor belki de. Yani aslında her yerde yaşayabilirsiniz bence. Ama nasıl yaşarsınız? Neyi tercih ediyorsunuz? Öncelikleriniz nelerdir? Hayatınızı, zamanlarını nereye harcıyorsunuz? Yollara harcıyorsunuz. Tabii ki karşıda yaşamak ve çalışmak çok zor olabilir. Ama işte o dengeyi tutturduğunuz zaman o tohumlar her yerde yeşerebilir aslında. Yani güç sende sonuçta. Beslediğiniz güç bizde. Güç sende. Daha sonraki fikirler neler? Şimdi bu yeni kitapta falan neler yapıyorsun? Yeni kitap hazırlığım çok başka bir minval. Orada daha değişik bir dil, daha değişik bir çatışma var. O çok daha farklı. Yine benim yaşadıklarımdan yola çıktığım ve gözlemlerime çok dayanan ama yine de tamamen ve tamamen bir kurgu etrafında çerçevelenmiş bir roman olacak. Bundan sonraki hazırlığını yaptım. Evet, iki kadın var orada da. İki kadın var. İki sosyo-kültürel açıdan farklı katmanlardan gelen iki kadının birlikteliği. Ve biz o iki kadını adeta bir aynada ters yüz olmuş olarak görüyoruz. Aynı şeyleri yaşıyorlar. Benzer şeyleri yaşıyorlar ama farklı cevap veriyorlar. Bunun için sen NLP konuları falan filan da çalıştın. Yani şey de var hatta değil mi? Bunun altında teolojik ya da mistik. Yani birçok katmanı var tabii ki. Ama sonuçta şuna geliyorum. Acı. Hayatımızın orta yerinde bir acı var bizim. Ama biz o acıyla ne yapıyoruz? O acıyı nasıl dönüştürüyoruz? O acıyı dönüştürdüğümüzde geleceğe nasıl bir ok fırlatıyoruz? Benim için bunun cevabı önemliydi. Çünkü şundan eminim, mutlu mutlu yaşarken üretim yapmak için bir içgüdümüz oluşmuyor, bir dürtümüz oluşmuyor. Biz acı çekerek üretime yönelebiliyoruz. Maalesef böyle. Bu böyle yani. Senin hayatında acılı kısımlar da oldu tabii. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Özellerindir. Çok girmek istemem ama en son eşini bir kaybettin. Hı-hı. O bir dönem, iki tane evet. Çocuk. Evet. Onlarla mücadele. Evet. Ama bizi öldürmeyen acılar güçlendiren şeylerdir diye bir laf var ya. Gibi, evet. Ama doğru yolu bulursan, sen çok güzel bir platform oluşturmuşsun kendine. Yazmak, çizmek ve yazıyı paylaşmak. Şimdi bizim ülkemizde tabii bu en büyük sıkıntı şuydu. Her zaman bu yaşandı, her dönemde yaşandı. Maalesef kadınlar için biraz daha fazla oldu bu. Yani platformları oluşturup kendilerinin hayata yönelik platformlarını oluşturup o platform üzerinde yürümek. Kimi maddi sıkıntılardan yaşadı bunu, kimi çevre baskısı, şehir baskısı, işte mahalle baskısı dediğimiz şeylerle. Bunu seçebilmek de bir özgürlük tabii. Yani bizim programımızın da sebeplerinden biri, yani niye yaptığımız, bir şekilde kendi yaşadığımız tecrübelerle yol göstermek. Özellikle gençlere, kadınlarla sohbet ederken ben kadınların da deneyimlerini genç kadınlarla paylaşmalarını özellikle, yani çok didaktik olmaz tabii ki. Bu doğrudur, bu yanlıştır falan, o bize göre bir şey değil yani, o haddimiz değil. Çünkü herkesin kendine göre doğrusu yanlışı vardır ama hakikat diye bir şey var. O hakikat içerisinde senin bu yaşadıklarının içerisinde özellikle genç kadınlara, yazarlığı, çünkü yazar koçluğu da yapıyorsun. Evet. Bazı önerilerin var mı? Onlardan da biraz paylaşırsan bizim de çok gerçekten faydamız olacaktır dostlarımıza. Tabii yani yazmak için okumak şart. Ama seçerek okumak gerektiğine inanıyorum. Yani her şeye saldırmamak gerektiğine evet. Ve kendimizi bilerek okumak gerektiğine inanıyorum. Keşfedip neyi sevdiğimizi, o yazarın birazcık peşinden gitmeyi... İşte herkes onu okuyor, bu kitabı okuyor. Efendim ben klasikleri hatmetmeliyim gibi böyle saplantılarla değil de kendi içinden geleni bilerek yapması önemli. Çünkü
İçinizden gelen size yolu gösteriyor. Siz mesela gizem seviyorsunuz, suç seviyorsunuz. Siz polisiye yazacaksınız, bunu bulmalısınız. Siz çocuklara hitaben bir şey yazacaksınız, bunu bulmalısınız. Önce bir keşif süreci vardır içinizde. İşte o keşfe ben çok önem veririm. Kendinizi gözden geçirmeye ve ondan sonra da başlamak. Başlamak çok önemli bir şey. Yani yazmak için başlamak, nereden başlayacağım? O kadar çok seçenek var ki, o kadar çok alternatif var ki. Acaba bir atölyeye mi gitsem? Yoksa bir işte yaratıcı yazarlık kitabı okusam da mı yazsam? Yoksa işte bir ne kalem, bileyim? Bir kağıt diyerek yetiyor aslında. Arkadaşlarıma mı okutsam yazdıklarım? Yani yol çok. Siz istedikten sonra bir şeylere para ödemek zorunda da değilsiniz. İstek çok önemli. Ve yola çıkmak önemli. Ve eli korkak alıştırmamak çok önemli. Yazamam, yapamam, iyi olmadı. Hayır. Başlayacaksınız ve yazacaksınız. İlk ürünleriniz kötü olacak. İlk ürünleriniz belki de bir daha dönmeyeceğiniz şeyler olacak. Ama bu sizi geliştiren bir yol olacak. Bir egzersiz olacak. Antrenman olacak. İşte başlamak çok önemli. Ben yıllar önceki şiirlerime dönüp bakıyorum şimdi. Hiç beğenmediğim şeyler de var. Kesinlikle. Aa, bunu ben mi yazmışım dedim. Kesinlikle. Çok beğendiğim şeyler de var. Yani aynen. Hikayelerime bakıyorum. Aynen öyle. Yani kendinle yabancılaştığın noktada aslında kendini daha net algılayabiliyorsun hikayelerde. Evet, evet. Benim hakikaten aa bunu ben mi yazmışım dediğim hikayem var. Ve çünkü o anda onu yaşamışım. O ruh anını yaşamışım. Kendine bile aslında bir şey bırakıyorsun. Anılarını bırakıyorsun, kendi içinden geçen ruhsal deneyimlerini bırakıyorsun. Ve çoklaşıyorsunuz yani. Başka karakterlerin içindeyken onlar gibi düşünmeyi öğreniyorsunuz. Onlarla yatıp kalkıyorsunuz. Ne bileyim işte bir sokak satıcısı oluyorsunuz. Yani hayat imkanlarınızı düşünün. Siz bu bedende ve bu isimde ve bu soyadda kaç kişi olabilirsiniz? Ama yazarken çok kişi olabilirsiniz. Yazmak insanı hayal dünyası da çok değil mi? Çocuklarına da söylemişsin sen bunu. Hayal dünyanızı açın. Evet, hayal kurun. Hayal kurun. Yaratıcı imgeleme. Hayal edin istediğiniz, olmak istediğiniz şeyleri canlı bir şekilde gözünüzün önüne getirin. Çok söylerim onlara bunu. Herkes yapamıyor mu acaba bunu ya? Yani ya da çakralarını mı açmıyorlar birazcık böyle? Yani aslında keşke çakraları açmak da olsaydı bunlar. Yani bence bazı şeyler küçükten alıştırmakla ilgili. Yani siz hani eğer dua etmeyi öğretirseniz çocuğunuza o dua etmeyi öğrenir. Ama hayal kur derseniz hayal kurmayı öğrenir. Yani nasıl yönlendirirseniz öyle. Tabii canım ben şeyi de öneriyorum hep. Yani artık herkes laptoplarını açıyor bilmem ne internette. Ya ara sıra evde oturun çocuğunuz varsa kitap açın. Onun yanında bir kitap okuyun ki çocuk kitap örnek görsün. Rol modelinin içerisinde aynen. Kitap okuyan bir anne, kitap okuyan bir baba, kitap okuyan evet. Bir abi falan kesinlikle. Bir şey olsun, abla olsun. Yoksa biz öyleydik. Mesela ben hakikaten dedemden çok etkilendim. Dedem sürekli okuyan bir insan. Annem sürekli okuyan bir insan. Evet. Yani onların etkisi çok fazla. Çocukken annem kitap okurdu. Ben ne yapacağım orada? Ya bakardım orada bir kitap daha var. Ben de alırdım. Ben de kenarda onu okurdum. Yani gazete okunurdu mesela. Şimdi artık evlere gazete de girmiyor. Şimdi artık eve yani dolar aldı başını gidiyor zaten. Bundan sonra kitap da zor girecek de kağıt masrafları bilmem neleri. Maalesef. Arada böyle bir ekonomi siyaset falan yaparız. Yani okuyabiliyorsanız bulursanız ama doğru ekonomi kitaplarını okuyun. Yani herkesin yazdığı ekonomi kitapları da doğru değil. Onu da söyleyeyim. Her kitap da doğru değil. Ama işte bir süre sonra o seçme güdüsüne sahip oluyorsunuz. Ben artık bunu övünerek de söylüyorum. Bir kitabı alayım böyle kapağına bakıp arkasına bakıp ilk iki sayfa son iki sayfa ben bu kitabı okur muyum okumaz mıyım çıkıyor. Kalemden çıkıyor zaten o insanın kaleminden. Senin kitapların keyifli. Ben şimdi bunu çok keyifli okuyacağım. Yani ismi de böyle zizir olacak. Süper bir şey var orada böyle. Oku beni lan ben neyim bak bir merak et beni falan şey var. Güzel kapak da çok güzel olmuş. Çok keyifli. Yeni kitabın ismini söyleyecek misin yoksa onu çıkınca mı? Onu çıkınca, evet. Çıkınca söyleyeceğiz değil mi? Merak uyandırıp. İlginç bir isim var, evet. İlginç bir isim çok var. Çok ilginç bir isim var, evet. Bizde öyledir. Sen söylersin yarın o kitaptan çıkar. Ben yaşadım daha önce bunları. Yani kendim bir projeyi arkadaşlarımdan biriyle paylaştım. İki gün sonra bir baktım ki o çıkmış falan. Yani nasıl gidiyor bu evrende böyle enerji uçuyor ortak, bir yerlere. Evet, ortak kolektif bir yerden besleniyoruz. Aynı bilinçten, kolektiften. Değil mi? Herkes bir yerden bir şey alıyor. Sen şeye inanıyor musun? Yani doğduğunda bilgiyle doğduğuna inanıyor musun? Yoksa daha sonra mı ediniyorsun bilgiyi?
Şimdi biz saf bir bilgiyle, saf bir oluşta doğuyoruz. Ve üstüne inşa edilen bir gelecek oluyor muhakkak ki. Ama o saf bilinç bizim aslında evrenle bağımızı sağlayan yegane arka plan bence. İşte o... Senin şu algıların açıldığı hikayen var ya, onu paylaşsana bizimle. Neydi o şey, yabancı bir enerji? Şifacı. Şifacı. Evet. İşte yazmaya başlamama sebep olan olay o aslında, senin bana sorduğun. Evet, evet. Biz bir yere sohbet etmiştik seninle. Evet. Neydi o? İşte 2008 senesinde Türkiye'ye Eric Pohl gelmişti. Reconnection kitabının yazarı. Tekrar bağlantış şeklinde çevrilmişti. Ve o dönem çok popülerdi bu kitap. Ben kitabı birkaç kere okuyup buraya geleceğini öğrenince hemen onun eğitiminde bir yer ayırttım kendime. O zamanlar işte Balmumcu Dedeman Otel'de böyle büyük bir balo salonunda vereceklerdi. 3 gün boyunca eğitimi. Kendi böyle yanında arkadaşlarıyla geldi. Ekiple geldi. Ve Türkiye'nin dört bir tarafından bu şifayla ilgilenen insanlar, işte medyumlar, aklınıza kim gelirse sedyeler dolu. Herkes yatıyor, kalkıyor, işte uygulamaları falan. Sedyelerde mi? Sedyelerde insanlar işte birbirlerine münavebeyle uygulamaları, öğretilen şeyleri yapıyorlardı. Hoş bir adamdı gerçekten. Ve ben eğitimin ilk günü uykuya yattım. Ertesi gün işte yine eğitim var diye. Fakat birden rüyamdan böyle çok büyük bir gürültüyle uyandım. Evin içine birileri girmiş, tabakları yerlere atıyor falan. Senin evinde? Benim evimde. Kalktım, eşimi kaldırdım, koş dedim, birileri girmiş evde. Bir sürü de gürültü yapıyor, duymuyor musun falan dedim. Gitti içeri, hiç kimse yok tabii ki. Neyse, ben eğitimi bitirdim. Aradan 1-2 ay geçti zannediyorum. Bir gün televizyonda, o zamanlar Sabah Tümer'in böyle değişik konuları olurdu. Kahkahalı. Evet, sohbetleri olurdu. Evet. Bir baktım Eric Pohl meğersem işte o dönemde gelmiş. Sabah Tümer'le de bir röportaj yapmış. Ama röportaj geldiği dönemde değil de sonraki dönemde yayınlanıyor. Sabah Tümer Eric Pohl'e döndü. Sevgili Eric Pohl, bu enerjinin, bu tekrar bağlantı enerjisinin size ne zaman geldiğini fark ettiniz. Ne zaman hayatınıza ilk defa girdi dedi. Adam da döndü. Bir gün dedi uyuyorum. Evin içerisinden gürültüler gelmeye başladı. Hadi bakalım, buyur. Bir baktım, evi dolaştım. Hiç kimse yok. Böyle başladı bütün olay. Diyor. Bu bir frekans gibi. Açılışı mı kendi hayatında? Yani valla benim için şeydi yani, bu senkronize deneyim. Yani bu deneyimin bu kadar benzerliği benim bir alana girdiğimi ve o alanda bir şekilde ilerlediğimi gösteriyor. Korkmadın mı peki? Yani korku yaşadın mı orada? Şaşkınlık yaşadım. Şimdi bunu bir başkasına anlattığınızda inanmaz. Evet, inanmazlar yani. Fakat sonra yazmaya başladım. Çünkü Eric Pearl'ü rüyamda gördüm. O da bana geldi, dedi ki bence sen yaz. Yani bence sen şifayla uğraşma. Boşuna, senden bir şey olmayacak, en iyisi sen yazmayı dene dedi diye düşündüm. Ama ben sonra bir şekilde bunu unutup yazmaya başladıktan sonra da bütün bu yaşadıklarım aklıma geldi. Genelde biz böyle yaşadığımız şeylerin anlamını anlamıyoruz sanki ilk başta ve sonra idrak ediyoruz. Ama işte birbirine bağlantılı, o connection'la gittiği için her şey öyle değil mi hayatta? Yani hiç ummadığın yerde karşına çıkan bir şeye deja vu, daha önce yaşamış gibi hissedebiliyorsun. Evet, tanıyorum kendine. Ben bu kişiyi aslında dediğiniz evet. Oluyordur muhakkak. Yani reenkarnasyona inanıyor musun bilmiyorum ama bundan sonraki hayatımızda ne olacak o da belli değil. Benim sadece bildiğim bu yazdığımız şeylerin biz bu dünyadan gittikten sonra en azından bizden sonraki jenerasyonlara da bir şekilde hayata dair bir şeyler bırakacağımız olması. Çünkü öyle şimdi işler değişti. Bu medya açıldı. Bak yaptığımız yayınlar yıllarca, belki yüzyıllarca kalacak. Yani ileride daha yeni sistemler gelecek. Belki havada göreceğiz. Belki bir şeyler. Ama bu yayınlar bir şekilde kalacak. Ben müzisyen olduğum için bir taraftan da yıllar öncesinin taş plak kayıtlarını dinliyorum mesela. O dönemki
kayıtlardaki zorlukları da biliyorum. O hücum kayıt dediğimiz bütün sazların aynı anda o zaman şey yok. Yani farklı tabii, farklı kayıtlar yapalım. Tabii. Üst üste ekleyelim. Mix, montaj falan filan tabii. Yok. Bir bakıyorsun o bir de imkan da gerekiyor. Kaç tane ne mikrofonu koyacaksın falan. Tabii. Arada böyle kışırtılar bile olsa o eski taş plak kayıtlarında öyle bir doğallık var ki. Şimdi bizim doğallığımızda zaten biz kanalda da onu yapmaya çalışıyoruz. Yani yazar olduğun için sadece seninle yazarlığı konuşmak yerine biraz da hayatını konuşmayı o yüzden tercih ettim. Biraz özellerini de anlattığın için teşekkür ederiz. Yani bu bir şey oldu. Bu dönemde hala üretime devam etmek, hala yazıyor olmak, ekonominin ve siyasetin çalkantıda olduğu bu dönemde herhalde bir sonraki nesil için biraz bir parça olacaktır. Bu da bizim o sorumluluk sahibi olmamızdan kaynaklanıyor. Biraz evet. Fazla sorumluluk sahibiyiz. Sen özgür mü nitelendiriyorsun kendini yoksa hakikaten sorumlulukların içerisinde bazen takıldığın yerler oluyor mu? Çünkü özgürlük çok ayrı bir kavram bu ülkede. Özellikle kadının fikirlerini özgürce anlatması çok büyük cesaret gerektiriyor. Geçenlerde Billur konuğumuzdu mesela. Billur yıllardır, Billur Kalkan yıllardır çok özgürce anlatmıştır ama onu bir cesaretle yürütmüştür. Tabii bunun da şeyleri var, karşılığında evet, geri dönüşler var. Bazen bedel ödüyorsun bunun için. Senin oldu mu bedellerin yoksa kaygılarını bıraktın mı yoksa cesaretle devam mı yola? Oldu tabii mesela. Şöyle bir şey vardır. Belli şeyleri bir kadın olarak, bir kadının cinselliğini mesela yazmak, eşinize, dostunuza, ailenize rağmen cesur bir girişim olarak görülüyor. Mesela ben çok arkadaşım bilirim ki ben bunu yazamam şimdi. Onu okursa eşim ne der bana? Eşim ne der ne demek yani? Yani işte ben bu kadar cesurca yazamam. Bir şey estetik yazdığınızda her şeyi yazabilirsiniz yani aslında. Yani Can Yücel'in estetik küfürü gibi bir şey bu değil mi? Yani her şeyi estetik yaptığımız sürece hiçbir zaman aykırı durmayız diye düşünüyorum ben. Yazarlık şeylerinden bir tanesi, evet. Tiyolarından bir ama tanesi. Özgür olmak gerçekten hani öyle de kolay bir şey değil ve bedelleri var. Birazcık kulaklarınızı tıkamanız gerekiyor. Biraz olduğunuz yerde durmanız gerekiyor. Ve kendinize ait bir takım noktalar oluşturmanız gerekiyor. Kendi özgürlüğünü kabullendiğin anda, evet. Fikirlerin özgürlüğünü evet. Kabullendiğin anda evet. Üretimler de ona göre yürüyor. Evet. Ve de her şeye rağmen. Yani belki siz çok güzel şeyler yazıyorsunuz ama yayıncıların şu an çok ilginç bir durumu var maalesef. Onlar bunu aslında son senelerde çok nasıl söylesem bir ticaret haline getirdiler. Sizin vasat ama eseriniz ama popüler kişiliğiniz mesela yayıncıları daha çok ilgilendiriyor. Tabii canım, hiç yazar çizerlikle alakası olmayan bir sürü yazarım diye çıkan ve kitapları böyle bestseller görünen adam görüyorum ben. Tabii, yani. Tabii. Şey de böyle, müzikte bile böyle. Müzikle de hiç tabii. Alakası yok adam, müzik yapmamış hayatı boyunca. Çıkıyor müzisyenim diye çıkanlar. Ama aynen. Bu hep her dönem oldu. Ama şunu aynen. Biliyorum ki ben kalıcı olanlar, yani gerçekten kalıcı olanlar estetik değeri, evet. Ki o tabir çok önemli bizim sanatta. Olacaktır, estetik evet. Değeri olanlar ve fark evet. Yani bir şeyi tekrar yapmak daha iyisini yaptığın sürece sorun değil ama daha kötüsünü yapıyorsan o zaten kalıcı olmaz. Evet. Ama yeni bir şeyler üretebiliyorsan evet. İşte orası aynen. Asıl keyifli olan taraf. Şu önemli mesela bilinen bir şeyi çok iyi yapmayın. Çok iyi yapmasanız da fark yaratan bir şey yapın. Mesela benim bu kitapta şöyle bir iddiam vardı. Ben matematik terimlerinden yola çıkarak duyguları anlatabilir miyim sorguladım. Tabii sonuçta bir işletme mezunusun. Matematiksel kafa çalışıyor. Bankacılık var, bilmem ne var. Bu da yapabilir miyim? Şimdi matematik bilmeyen birisi belki o kısımları okuduğunda anlamayacak. Ama ben burada başka bir şey denedim. Ya araştırıp başka yollara gitsin. Eşkenar yani. Üçgeni biliyordur muhakkak ki. Değil mi? Yani ne bileyim normal dağılım eğrisi mesela. Bu gibi şeyler kullandı. Böyle çok da spesifik değildi. Kitapta kapı kapıyı açar şeyi tabiri vardır ama yani. Doğru. Bir kitaptan girip ondan sonra bilgiye evet. Edinmek için oradan bir şeydi. Zaten kitabın özelliği o olmalı bence de. Başka yolları doğru sizi sürüklemesin. Evet, bir şey bırakacak, merak bırakacak ki bilgi aynen. Artsın. Yoksa biz her şeye gidebiliriz. Sen sadece üçgen üzerinde bir kitap yazsan matematik kitabı oluyor. O zaman romancılık aynen. Olmuyor. Yani hayal gücü burada gerekli. Evet.
Yazmaya çizmeye devam, hayata devam. Var olmaya devam. Var olmaya devam. Yani hoş geldin, ayağına sağlık. Yani teşekkür ederim. Geldin. Ben çok teşekkür ederim. Var mı yarına dair fikirler, paylaşmak istediklerin, projelerin, hayata dair başka deliliklerin var mı? O delilikleri de bizimle paylaş. Çiziyorum ben. Çiziyorsun? Evet, tablolar yapıyorum. Aa, süper. Çok keyif alıyorum. Aslında ne kadar çok her şey birbiriyle bağlantılı. Yani bu da hani çok iyi yaptım anlamına gelmiyor ama bir, yaparken keyif alıyorum. İki, rahatlıyorum. Başka kanallarımı açtığını hissediyorum. Çünkü zihnimizi boşaltmadığımız zaman yeni şeylerle dolmuyor. Onu boşaltmanın bir yolu benim için oldu çizmek. O yüzden de hani sanat terapisi veriyorsun, sen de dersleri burada biliyorsundur. Çok iyi yapmasak bile başka alanlarda kendimizi deneyimlemek öbür alanda gelişmemizi sağlıyor. Bunu keşfettim, bunu söylemek isterim. Bunun hepsi birbirine bağıntılı zaten. Bana diyorlar işte ben heykel de yapıyorum, işte resim de yapıyorum, müzik de yapıyorum. İşte yazıyorum, çiziyorum falan filan. Nasıl bu kadar çok şey? Bu kadar çok değil aslında onlar. Onlar hayatın hepsi bir parçası. Birbirine örüntülü şeyler. Yani o algıları, özgürlük benim özgürlüğüm orada başlıyor. İşte açtığın zaman mesela beynin sağ lobu, sol lobu falan filan beraber çalışmaya başlayınca işler çözülüyor. Yani bu tarafta fa anahtarı, bu tarafta sol anahtarı aynı anda kullanabiliyorsan ve yandan da şarkı söyleyebiliyorsan ne mutlu sana. Bence o beyinler açılmak zorunda. Evet. Cesur olmak gerekiyor. İnsan olmak için daha çok. Evet. İnsanlığı algılamak için çünkü. Evet. Ölümü bilen bir tek biz varız biliyorsun. Öleceğimizi evet, bilen bir tek işte, biz varız. Onu da ve çok aklımıza getirmiyoruz sanırım. Yakıştıramıyoruz kendimize de kimseye de. Ama sonuçta farkındalığımız demek, en uç noktada bile farkındalık açıksa aslında o beynin özgürlüğünü nasıl kullanacağına korkusuzca girmek. Ben gençlere hep onu söylüyorum ama ben yapamam. Ya denedin mi? Evet. Arkadaş denedin mi? Yani yapamam. Peki de neyi yapamayacaksın? Hani bu şeye benziyor işte. Ben hayatta enginar yemem. Lan denedin mi? Bir bak bakalım, enginar belki güzel bir şey abi. Dene, beğenmiyorsan bırak bir kenara. Bu şu demek değil ama yani. Hani hayatı anlamak için dayak yemene gerek yok canım. Bak işte dayak yiyince bir yerler kanıyor. Kan atma bir yerini. Ama hayata dair de bir şeyleri denemiyorsan bile, denemiş olan insanları, ki işte kitaplar bu işe yarıyor. İşte filmler bu işe yarıyor. Bir incele ki hayata dair kapıların açılsın. İyi ki geldin. Çok teşekkür tekrar ederim. Tekrar gel. İyi ki geldin. Tekrar konuşalım. Çok konuşacak çok şey var. Şifa üzerine ben seninle çok şey konuşacağım. Zaten. O şifa konusunda da şu anda gizliyorsun ama çok Budizm'le ilgili bir sürü şeyler var. Hayatta biriktirdiklerimiz. Bir arada onları konuşalım, olur mu? Bugün biraz İnşallah. Yazarlığının üzerinde durduk. Kitaplarını bulabiliyorlar herkes. Artık internetten her yerde bulabiliyor. Evet. Yani adını yazdıkları zaman. Kitabın da adını, özellikle Zizro'yu hayata dair böyle şey vardır ya, Aziz Nesin'de hayata bazı kelimeler sokmuştur. Onları algılayıp kullanmaya başladığın zaman keyif almaya başlıyorsun. Zizro da mesela girsin bizim lügatımıza ya. Çok keyifli bir kelime. Evet, böyle, evet. Zizro ne haber falan. Fonetik diye. Değil mi? Tabii. Fonetik çok iyi. Sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta konumuz sevgili Müjde Alganer'di. Çok sağ olsun. Bizim de hayata dair, güzele dair, varlığa dair birçok şeyi, bilgisini, birikimini paylaştı. Biz bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Hep böyle güzel şeyleri sunmaya. Acılar da var hayatta ama biz mümkün olduğu kadar güzelleri seçip, mümkün olduğu kadar size doğruları, bildiklerimizi anlatmaya çalışacağız. Beğenen beğendiğini alır, beğenmediğiniz bize kalır. Çok da hayatta böyle bir şey zaten. Kendine çok iyi davranıyorsun. Çok teşekkür sağ ol, ayağına sağlık. Sizler de hep öyle güzel kalın, hep öyle hoş kalın. Bugünlük hoşça kalın. Efendim, abone olmayı unutmayın. Yönetmenim Alp oradan bakıyor. Abone olmayı unutmuyorsunuz bir, bildirim zillerine basıyorsunuz iki. Bir de tabii ki bizim mottomuz açık. Ekranlarınız hep aydınlık olsun. Siz de aydın kalın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.